Merhaba sevgili çocuklar. Matematik kampımızın 63. dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz açı kavramı. Çocuklar şöyle bir etrafa baktığınızda bir dolapta, bir kapıda, bir bilgisayar, bir televizyonda ya da bir pencerede, bir kitapta açıyla karşılaşabiliriz. O zaman açıyı nasıl tarif edeceğiz biz? Bir nokta belirliyoruz çocuklar. Bu noktadan iki farklı yöne doğru çıkan bir ışın ya da bir kenarın oluşturduğu şu arada kalan açıklığa biz açı diyoruz. Bir kitap aldığınızda elinizde çocuklar şöyle kapağını araladığınızda şu arada kalan kısma o zaman biz açı diyebiliriz. Ya da bir laptopu açtığınızda o arada oluşan şöyle açıklığa biz açı diyebiliriz. Açının kolları şöyle istediğiniz kadar uzatılabilir çocuklar. Fakat açının kollarının uzaması yani şu arada kalan kısım büyükmüş gibi gözükse de ölçüsü değişmez. Eğer burası 30 birim olarak ölçülüyorsa bu büyük çizdiğim yay da 30 birim olarak ölçülecektir çocuklar. Kavramlarımızı bir daha tanıyalım çocuklar. Bir noktamız vardı çocuklar. Bir de bu noktadan uzayan iki tane kolumuz vardı. Buna kenar ya da ışın da diyebiliriz. Bu ortak noktadan çıkan iki tane kenar ya da ışının arasında kalan şu açıklığa da açı diyoruz demiştik çocuklar. Burada şuna dikkat etmenizi isterim çocuklar. Açının kolları dümdüz olması gerekiyor çocuklar. Eğer kolları şöyle gördüğünüz gibi tek bir noktadan çıkıyor, şu arada kalan kısmı açıdır diyemiyoruz. Düz çizgiler olması gerekiyor çocuklar açı oluşabilmesi için. Bir de dikkat etmemiz gereken nokta, aynı noktadan çıkıyor olması gerekiyordu bu kolların. Fakat gördüğünüz gibi buradaki ışınlar tek bir noktadan çıkmamış. Dolayısıyla şu arada boşluk olduğu için şurada bir açı vardır diyemiyoruz çocuklar. Evet şimdi çevremizde gördüğümüz eşyaların, nesnelerin ya da sembollerin açılarını gösterelim. Bakın makasın şu birinci kolu, şu da ikinci kolu kesişti. Tek bir nokta oluştu. Şu arada kalan kısım açıdır çocuklar. Yine A harfine baktığımızda bakın düz çizgiler olması gerekiyordu. Şu arada kalan kısım açıdır. Yine burada farklı açılar da bulunmaktadır. Bakın iki tane düz çizginin kesiştiği yer. Yine bakın burada iki tane düz çizginin kesiştiği yer. Bakın burada da açı var. Yine aynı şekilde açının bitişiğinde burada bir tane daha açı oluştuğunu görüyoruz. Buraya baktığımızda bakın iki düz çizgimiz vardı ve bu arada kalan kısım bir açıydı. Yine burada da bir açımız var, burada da bir açımız var. Evet, açılar burada da var, bir de şurada, bir de burada var. Düz çizgi olmasına dikkat ediyoruz. Bir ekranda köşeler dikkatimi çekiyor. Çünkü iki tane düz çizgimiz vardı. Bu arada kalan kısım açıyı oluşturuyordu. Evet. Bir de şurada var çocuklar. Masaya baktığınızda bakın masanın ayakları düz. Bir de yatay olarak şu bölüm var. Burası da yine açıyı oluşturuyor. Burada da yine bir açı görüyorum. Bir açı burada var. Bir açı da burada var. Tahtaya baktığınızda düz çizgilerin kesiştiği şu bölüm açıyı oluşturuyor. Yine düz çizgilerin kesiştiği arada kalan şu kısım açıyı oluşturuyor. Toplam 4 tane burada açımız olduğunu görüyorum. Saate baktığımızda akrep ve yel kovan düz çizgilerde şu arada kalan kısım açıdır. Ya da tersten baktığımızda şu arada kalan kısım yine bir açıdır çocuklar. Yıldıza baktığımızda bakın iki düz çizgi arasında kalan şu bölümler açıyı gösteriyor. Şurada da açı var. Bakın. Evet, iki düz çizgi arasında kalan kısımlar açıydı. Tabii ki şekle geniş baktığımızda şuralarda bir açıyı temsil ediyor çocuklar. Şimdi ise bu verilen şekillerde açı oluşturanlar hangileridir? Bunu soruyor bize. Dikkat etmemiz gereken nokta şuydu tek bir noktadan çıkması gerekiyordu ve dümdüz çizgiler olması gerekiyordu. Düz çizgiler var iki tane. Tamam tek bir noktadan çıkmış bu açıdır. İki düz çizgi görüyorum ama tek bir noktadan çıkmadığı için bu açı değildir. Yine bakıyorum burada düz çizgiler göremiyorum. Yine burada da açı oluşmuyor. Burada bir tane düz çizgi var ama diğerinin düz olmadığını görüyorum. Yine bu bir açı değildir ama bir iki tane düz çizginin kesiştiği şu arada kalan kısım açıyı oluşturuyordu. Yine burada da bir yamukluk görüyorum. Burada bir açı yoktur. Yine burada da bir yamukluktan dolayı açı yoktur. Yamuk olmasından dolayı burada bir açı yoktur. Ama buraya baktığınızda bir düz çizgi bir başka düz çizgi kesiştiği şu bölüme nokta diyoruz. İki ışın arasında, iki kenar arasında kalan şu kısım bize açıyı gösteriyor çocuklar. Burada da iki yamuk bir şekil görüyorum. Burada açı olmadığını belirtiyoruz. İki tane düz çizgimiz var. Bir noktadan çıkmış. Dolayısıyla şu arada kalan kısım açıyı oluşturuyor. Bu kenar düz ama bu kenarı yamuk olduğundan dolayı şu arada kalan kısmı açı diyemiyoruz çocuklar. Evet şimdi de bu noktalı kağıtta verilen ışınlarla açı oluşturulabilecek bir başka ışın çizmemiz isteniyor. Birinci ışın burada tek bir noktadan çıkması gerekiyordu. Bunu şöyle yan olarak çizebilirim. Açınızda şu arada, arada kalan kısımda. Bakın bir ışınımız burada şu noktadan başka bir yöne doğru şöyle bir ışın da ben çizdim. Şu arada kalan kısım açı oluşturuyor. Yine burada bir ışın görüyorum. Bir başka ışını da şöyle çizeyim ben. Arada kalan şu kısım benim açımı oluşturuyordu. Farklı şekillerde çizebiliriz çocuklar. Gördüğünüz gibi istediğimiz yöne doğru. Bakın buraya da çizebilirim istersem. Bakın buraya çizdim. Buraya da çizdim. Şöyle çizdim. Bir de buradan. Yani bir noktadan 3-4 tane yerden geçebilir. Ama o zaman da farklı açılar oluşacaktır. Biz iki kenara odaklanıyoruz. Bakın iki kenar arasında kalan kısım bir açıdır. Bakın iki kenar arasında kalan kısım bir açıdır. Burası da iki kenar arasında kalmış. Burada bir açıdır. Burası da yine iki kenar arasında kaldığı için bir açıdır. Daha fazla sayıda düz çizgi çizseydim bir o kadar açımız olacaktı çocuklar. Siz de evinizde kareli defterinize önce şöyle tek bir ışın çizin. Noktasından istediğiniz yöne ikinci bir ışını daha çizin. Arada kalan açıları boyayarak da bu konuyu tekrar etmiş olursunuz. Şimdi ise köşe ve kolları göstermemiz isteniyor. Bakın bu kenara birinci kol diyorum. Bu kenara da ikinci kol diyorum. Bu noktaya ise köşe diyebilirim. Açı ise şu arada kalan kısımda. Evet bu bir koldu. Kol. Bu ise nokta. Arada kalan kısım açıydı. Tabii ki ben buna kol da diyebilirim. Kenar da diyebilirim ya da ışın da diyebilirim çocuklar. Bakın ışın, kol, kenar fark etmez. Şurası nokta. Şu arada kalan kısımda açıyı oluşturuyor. Bu noktaya da yine köşe diyebilirim. Kesiştiği nokta şeklinde de belirtme yapabilirim çocuklar. Şimdi de bu konuyla alakalı sorularımız var. Bunlara göz atalım. Aşağıdaki rakamlardan hangisi açı modeline örnek gösterilebilir? İki tane düz çizgi olmasına dikkat edecektim. Burada düz çizgi olmadığını görüyorum. Bakın burada 2 tane hatta 3 tane düz çizgimiz var. Farklı yerlerde açılarımız oluşmaktadır çocuklar. Bunda açı vardır diyebiliriz. Yine düz çizgiye dikkat ediyoruz. Aşağıdaki görsellerden hangisi açı modeline örnek gösterilemez? Paramızda düz çizgiler yer alıyor. Arada kalan şu kısımlar açıyı oluşturabilir. Burada cetvele baktığımızda şöyle bir düz bölümü var. Yine burada da düz bir kenarı var. Arada kalan kısım açıyı oluşturur ama tabakta düz çizgiler yer almamaktadır çocuklar. Dolayısıyla burada açıyı gösteremiyoruz. Yukarıdaki resimlerden hangilerinde açı modeline örnek gösterilebilir? Düz çizgilere dikkat etmem lazımdı. Bakın laptopun şu kapağının olduğu bölüm ve şu bölüm düz çizgiyi gösteriyor. Arada kalan kısımda açıyı gösteriyor. Bunu sayabiliriz. Bir de şuradaki dolap gözüme çarpıyor. Dolabın şu kapağının olduğu yer ile alt kısmının olduğu yer düzü gösteriyor. Şu arada kalan kısım açıdır. Tabii ki farklı yerlerde yine düz çizgiler olduğu için açılar mevcuttur çocuklar. O halde 2 ve 3'ü açı modeli vardır diye işaretleyebiliriz. Bu yuvarlak bir şekil olduğu için düz çizgisi bulunmamaktadır. Yine bardakta da düz bir çizgi bulunmamaktadır çocuklar. Yukarıda verilen şekillerin hangileriyle açı modeli çizilemez? Açı modelinin çizilebilmesi için düz kenarlara ihtiyacımız vardı. Bakın düz kenar bunda var, bunda da var. Bunda çizilebilir. Yine bu şekilde de düz çizgiler yer alıyor. Bunda açı çizebiliriz. Burada bir sekizgen var. Burada da yine bir düz çizgi mevcuttur. Şu arada kalan kısımlarda açı modeli çizilebilir. Yine düz çizgileri yer alan bu yıldız şekli de arada kalan kısımlar açıyı oluşturabilir. Ama yuvarlak bu şekillerde açı kavramı oluşmayacaktır çocuklar. Açı modeli çizmek için o zaman ne kullanabiliriz? Burada düz bir çizgisi olan bu şekli kullanabiliriz. Buradaki iki şekilde de düz bir çizgi yer almamaktadır çocuklar. Açı modeli oluşturmaz diyor. İki tane düz bir çizgiye ihtiyacım vardı, tek bir noktadan çıkması gerekiyordu. Dolayısıyla burada bir açı oluşur, şu arada kalan kısım. Ama bu bir eğik şekildi, burada açı oluşmaz. Tamam, bu bir düz şekil, ama diğer bir kenarı düz olmadığı için bundan da açı oluşmayacaktır çocuklar. Pembe ve yeşil olan şeklimiz açı oluşturmaz. Yukarıda verilen cisimlerin kaç tanesinde açı gösterilebilir? Açı olabilmesi için düz çizgiye ihtiyacımız vardı. Bu silindirde ve bu kürede düz çizgi bulunmadığı için bunları eledim ama bir küpte gördüğünüz gibi çokça açı modeli oluşabilir şu arada kalan kısımlarda. Bir şeklimizde açı gösterilebilir ama diğerlerinde maalesef yukarıda verilen ışını kullanarak aşağıdakilerden hangisi ile açı oluşturulabilir? Düz bir çizgi bir noktadan başlıyor, düz bir çizgi çizilmiş. Yine açı oluşturulabilmesi için düz bir çizgiye ihtiyacım var. Buradaki şu A ve B şıklarında yamuk şekiller görüyorum ama C şıkkında düz bir şekil yer aldığı için Açıyı burada oluşturabiliriz deriz çocuklar. Yanda verilen şeklin içinde kaç tane açı vardır? Dikkat edin çocuklar şu kavram çok önemli yoksa sayıca biraz daha fazla açı gösterebilirdik. İçinde dediği için iç bölgesinde yer alan açıları bulmamız lazım. Şu iki düz çizgi arasında kalan kısım. İki düz çizgi arasında kalan kısım. İki düz çizgi arasında kalan kısım. Evet açıları şöyle gösterelim. Bir burada var bir de burada. Bir, iki, 3 4 5 6 tane açı vardır deriz. Eğer içinde demeseydi çocuklar bakın iki düz çizginin etrafındaki şu bölümde açıyı oluşturmaktadır. Yani bir 6 tane de dışında açı vardır. Böyle sorularda dikkatli olalım. Belki dışarıdaki açıları da soruyor olabilir. Burada dışarıda da açı oluşabileceğini görmenizi istedim çocuklar. Yukarıda verilen şekillerin içinde oluşan açı sayılarının fazladan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? En fazla açısı olandan en az açısı olanı sıralamamızı istiyor. Bu şekillerde şöyle arada kalan kısımlar düz şekil olduğu için hemen açı olarak belirtebilirim. Yine düz kenarlar, düz çizgiler olduğu için arada kalan kısımların açı olduğunu biliyorum. 3 numaralı şekilde de düz çizgiler yer aldığı için arada kalan kısımlar açıdır. 3 numaralı şekilde 1, 2, 3, 4. 4 tane açı var. İçinde dediği için sadece içerideki açıları sayıyoruz bu arada. 2 numaralı şekilde 1, 2, 3 tane açı var. 1 numaralı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane açı var çocuklar. Dolayısıyla en fazla açısı olan 1'dir. Hemen bakıyorum 1 ile başlayan zaten bir tek bu vardı. 5'ten sonra 4 tane açısı olan 3 numaralı şekil olacaktı. Daha sonra da 2 numaralı şekil geliyor diyecektik. Evet, bu da son sayfamız olsun çocuklar. Yukarıda verilen harflerden kaç tanesinde açı yoktur? İki düz çizgi arasında kalan kısım açıyı oluşturuyordu. Bakın burada fazlaca açı bulunmaktadır. Yine buradaki A harfine baktığımızda iki tane düz şekil arasında kalan birçok yerde açı bulunmaktadır. Çünkü tek bir noktadan çıkan düz çizgiler mevcut. Açı oluşturması için bunlar gerekliydi. Bakın K harfine baktığınızda da düz çizgiler hemen gözüme çarpıyor. Arada kalan kısım açıyı oluşturuyor. Ama bir tek O harfinde düz çizgi olmadığı için bir tanesinde açı yoktur çocuklar. Kareli zeminde verilen hangi iki noktayı birleştirirsek verilen doğru parçasıyla bir açı oluşturulamaz. Burada şuna dikkat ediyoruz çocuklar. İki tane kenar bir noktada kesişir çocuklar. İki kenarı çakıştırdığımız zaman bakın şöyle bir noktada kesişiyor. O zaman açı oluşturulacak durum ortaya çıkıyor. Aynı noktadan başlayan iki tane ışığın ya da iki tane kenarın arasında kalan kısım açıyı oluşturur. O halde benim açı oluşturabilmem için iki tane buradaki doğru parçalarını ya da çizgileri kesiştirmem lazım çocuklar. Şimdi 3 ile 2'yi kesiştirirsem şu arada kalan kısımlar açıyı oluşturur. Ya da 3 ile 1'i birleştirdiğim zaman şu kırmızı çizgi ile arasında kalan şu bölüm açıyı oluşturuyordu. Ama 2 ile 1'i birleştirdiğim zaman bakın bir noktada kesişmediğini burada görüyorum. Bir noktada kesişmediği için burada açıyı oluşturamayız çocuklar. Bu yüzden 1 ile 2'yi birleştirirsek açı oluşturulamaz çocuklar. Evet çocuklar, bugünkü dersimizde sizlere açı kavramını tanıtmaya çalıştık. Ortak bir noktadan iki farklı yöne doğru uzanan kolların şöyle arasında kalan kısma açı diyoruz diye belirtmiştik. Çevremizde gördüğümüz farklı nesnelerin, şekillerin ya da sembollerin açılarını bu videoda göstermeye çalıştık. Sizler de etrafınıza baktığınızda farklı açılar keşfedeceksiniz çocuklar. Bir de açı oluşturabilmek için iki tane düz çizgiye ihtiyacımız olduğunu belirtmiştim. Eğer bir tanesi düz, diğeri yamuksa arada kalan kısım açı oluşturmuyordu ve bir de iki tane düz çizgi olsa dahi tek bir noktada birleşmiyorsa yine açı oluşturmadığını belirtmiştik. Elinizdeki kaynaklardan bu konuyla alakalı etkinlikler yaparsanız bu konuyu daha iyi kavrayacaksınız çocuklar. Evet bu dersimizde kullandığımız materyaller için Arı Yayınları ailesine teşekkür ediyorum ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum çocuklar. Sevgiyle kalın.